Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi akşamlar. İyi geceler diliyorum. Yarın koşulmasını beklediğimiz İstanbul 1. altılı için hemen hemen her ayak birer tane tuttuğum isimler var. Sizlere onu ifade etmek istiyorum. Yani iyi koşmasını beklediğim, yarışın içerisinde olmasını beklediğim ve kazanmasını beklediğim isimler. Altının ilk ayağında özellikle 3 numaralı darlanmadan çok ümitliyim. Bu koşuyu Emre Aktu ile Apranti indirimiyle özellikle kazanmasını bekliyorum. Yarın AGF tablosunda ne çıkar bilmiyorum ama normal itibariyle bakıldığında çimde hayatının ilk koşusunu kazanmış bir isim ki sentetikte bile en son koşusunda güzel bir ikincilik elde etti. Bence sevdiği çim pistte etkili aprantisi Emre Aktu ile bu koşuyu kazanmasını umuyorum. Kazanmış olduğu mesafeden 200 metre uzun ama 1600 fark etmez. Ben bu grupta bu mesafeyi de yapabileceğine inanıyorum arkadaşlar. Benim banko tuttuğum ve güvendiğim bir isimdir. Altının ikinci ayağına baktığımız zaman ağırlıklı sentetik koşan isimler var. Burada sentetikte başarılı, yarın için başarılı koşmasını beklediğim 4 at var. 1, 2, 3 ve 8 numara. Yalnız bu atların içerisinde koşuyu ben 8 numaralı Clarcy Sterling'in kazanmasını umut ediyorum. Bence 1, 2, 3, 8'in içinde en ideal ve bu mesafede koşup yarışı kazanmasını beklediğim isim 8 numara Clarice Sterling. Yarın bu söylediğim isimler AGF'de de ne çıkacak çok merak ediyorum. Altının 3. ayağına geldiğimiz zaman burada aslında şöyle bir bakıldığı zaman yani kısrak babasına da baktığımızda Gens Classway diye bir Amerikan menşilli bir isim. Ben 5 numaralı Tom Hagen'in bu grupta meydana veda edebileceğini düşünüyorum. Kesin olmamakla birlikte. Çünkü bu ismin anneden kardeşi Real Beauty ki 653 bin liralık kazancı vardı bu ismin ve maalesef bu at öldü. Ölmese bence 1 milyon barajını çok rahat bir şekilde Royal Beauty geçerdi. Bence burada 5 numaralı Tom Hagen'ın bu koşuda meydana çıkabileceğini düşünüyorum. Ama yani kesin çıkabileceğini düşünmüyorum. Burada diğer isimlerden mutlaka daha hazırlıklı olan isimler de olabilir. Onu geçebilir. Ben bir at bir at söylediğim için burayı da tek at bu ismi tutuyorum arkadaşlar. Tom Hagen. Altılının dördüncü ayağına geldiğimiz zaman da burada bir çim koşusu var. Yani burada şöyle bir bakıldığında ben 5 numaralı Seçer Bey'in Emre Aktuğ ile Gökhan Alveroğlu ekürisinin atı. Son kum koşusuna bakmayın, kumda yarış gördüğüne inanıyorum. Bence bu grupta çok başarılı bir koşu koşup yarışı kazanırın içerine girmesini bekliyorum. Çok şanslı olduğuna inanıyorum bu ismin. Yarın en kötü ikiliden bile düşmemesini bekliyorum. Rakip olarak da 2 numaralı Bay Patron belki burada apranti indirimiyle Mürsel Kayış idaresinde bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Altılının 5. ayağında 2 isim tutuyorum. Biri 2 numaralı Sinan Reis. Diğeri Karagül Bey'i. 7 numaralı Karagül Bey'i. Bu iki isimden farklı bir koşu ve netice almasını bekliyorum yarın. Çünkü sentetikte gerçekten başarılı yarışlar koşan atlardan birkaçı. Çok da sürprize eğer gidilirse burada belki 9 numaralı Ülgen Bey'den bir sürpriz gelebilir ama ağırlıklı ben 2 numaralı Sinan Reis ve 7 numaralı Karagül Bey'inden burada iyi bir yarış bekliyorum. 6. ayağa da baktığımız zaman muhtemelen 6. ayakta da Bertan'dan bir birincilik gelebileceğini düşünüyorum. Yani bu mesafelerde biraz ters
belki gelebilir kendisine. Çünkü ağırlıklı uzun mesafelerde koşan bir isim. Ama yarış hayatına baktığımız zaman kum pisti özellikle 1500'de zaten yarışlar kazandığını görebiliyoruz. Çime de yatkınlığı var gibi bence. Çok iyi çimi olmasa da burada günün sürprizini gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Benim tuttuğum isimler bu kadar İstanbul'da. Daha 4 koşuya bakmadım. İlk 6 koşuya baktım arkadaşlar. Yani belki faydam olur size. Belki söylediğim atlardan birkaçı iyi koşabilir. Belki illa birinci olmaları şart değil. Belki ikiliye girerler. Belki üçlü bahise girerler. Belki yarış kazanırlar. Bir şekilde bir kazanç temin edebiliriz. Ama görünen o ki bu isimlerin yarın ben takibindeyim. Herkese iyi geceler diyorum. Hoşça kalın.